Omurilik darlıkları nasıl tedavi edilir? Her zaman için, her hastalığın asıl kilit sorusu bu. Neden? Çünkü teşhis ettik, geldi ama tedavi. Tedaviyi yapamadıktan sonra ya da yapmadıktan sonra aslında hiçbir şeyin kıymeti yok. O yüzden bence hastalıkların tedavisi bütün bu başlıkların içerisinde en önemli olan. Omurilik darlıklarının tedavisinde tabii ki birkaç madde, birkaç başlık var. Bunların içerisinde cerrahi dediğimiz ameliyat öncesi çeşitli tedaviler ve cerrahi tedavi ve cerrahi öncesi tedavi diye iki ana başlığa bölebiliriz. Şimdi cerrahi tedavi bizim işimiz. Biz bir beyin cerrahiyiz. Bu işleri yapıyoruz. Tabii ki bizden öncesi de bu hastalıkların bir tedavi süreci var. Ancak omurilik darlığının bir özelliği var. Omurilik darlığı bir bel fıtığı değil. Omurilik darlığı mekanik bir şey. Yani mekanik ne demek? Bir düşünün bir borunun ya da bir boşluğun Daralması bu. Yani siz bu daralmayı dışarıdan herhangi bir araçla genişletemezsiniz. Yani şöyle söyleyelim. E düşünün bir kireçlenme var. Bu kireçlenme dediğimiz kemiğin büyümesi kanalın içine yani bu boşluğa boşluğa geldi. E bu boşluğu omuriliği sıkıştırdı ve daralttı. Şimdi siz dışarıdan ilaçla ya da fizik tedaviyle ya da vesaire yöntemle bu darlığı giderme şansınız yok. Bu darlık ancak cerrahi tedaviyle giderilir. Ama tabii ki her darlık, her omurilik darlığında cerrahi tedaviye gerek yoktur. Belli kriterlerimiz var. Nedir o kriterler? Bir kere öncelikle omurilik darlıklarında darlığın büyümesini engellemek, Darlığın sinir hasarını bizim yürüyememe dediğimiz o bulgulara gelmemesini sağlamak asıl tedavi yöntemlerinden biri. O yüzden erken teşhis son derece önemli. Bunun ilerlemesini, darlığın ilerlemesini önüne geçmek gerekir ki işin cerrahi boyutuna gelmeden bunu durdurabilmek ya da en azından süreci yavaşlatabilmek. Bazen biliyorsunuz vücut yaşlanıyor. Bu yaşlanmayı durduramıyoruz. Ancak belli yöntemlerle mesela egzersiz diyoruz değil mi? Mesela yüzme. Yüzme en önemli, en güzel egzersizlerden biri. Peki niye yüzme öneriyoruz? Amacımız şu. Yüzme yaptığımız zaman bel kaslarımız, sırt kaslarımız gelişecek. Bu sırt kaslarımız, bel kaslarımız geliştiği zaman da yük omurgaya daha az binecek. Yük omurgaya daha az binerse de bu daralma süreci yavaşlayacak. Değil mi? Bu nedenle biz egzersiz bu tedavinin yani omurilik kanal darlığının önlemesinin tedavilerinin en önemlilerinden biri egzersiz ama bu egzersiz bir ağırlık egzersizi değil. Yürüyüş olabilir, yüzme olabilir ya da bel hareketleri ya da boyun hareketleri. Onlar da tabii profesyonel bir fizyoterapist ya da bir doktorun önce kontrolünde sonra onun eşliğinde yapılabilir. Bu tabii başlangıç seviyesinde omurilik darlıkları için geçerli. Ama bize gelen hastaların çoğu maalesef bu süreci geçirmiş oluyorlar. Yani bu süreç artık geçmiş oluyor. Biz o zaman ne yapıyoruz? Cerrahi. Çünkü neden? Görüyoruz ki omurilik kanalı o kadar daralmış ki artık sinirler bacaklara yeterince elektrik veremiyorlar ve hastalar yürüyemiyorlar. Ya da yürümeleri bozulmuş ya da refleksleri, hisleri bozulmuş. İşte o zaman biz bu omurilik kanalını mikro cerrahi dediğimiz mikroskop altında bu darlıkları gidererek o omurilik kanalını genişletiyoruz. Bu tabi kalıcı çözüm. Bu e artık omurili açmış olduğumuz için hastaların bir kez daha böyle bir rahatsızlıkla karşılaşmalarına önüne geçmiş oluyoruz. Peki mikro cerrahi nasıl yapıyoruz? Nasıl bir cerrahi uyguluyoruz? Mikroskop altında yapıyoruz. Sinirleri bu dediğimiz omurilik kanalını mikroskop altında ee, sıkıştıran her neyse, omurilik darlığını oluşturan ne demiştik? Kireçlenme olur. Kireçlenmeyi temizliyoruz. Bazen enfeksiyon geçirmiş oluyor, yapışıklıklar oluyor. Yapışıklıkları temizliyoruz. Mikroskop altında gerçekleştiriyoruz. tabi mikro cerrahinin avantajlarını daha önce birkaç videomuzda konuşmuştuk. Mikroskop bu yapıları 40-50 kat büyük gösterdiği için güvenle biz bu ameliyatı gerçekleştirebiliyoruz. Ve darlığın derecesine göre bu bir saatlik, bir buçuk saatlik operasyonlar olabildiği gibi 2-3 saate varan operasyonlar da olabiliyor. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Omunilik darlıkları maalesef bize geldiği zaman genelde bir seviye olmuyor. Yani biz birkaç seviyede görüyoruz. O nedenle biraz e, darlıklar, kireçlenmeler tek taraflı olmadığı için Genel olduğu için genelde 2-3 seviyenin darlığıyla görüyoruz. Biz bu hastaları mikro cerrahi yaptıktan sonra da vida dediğimiz, biraz sonra bir, bir videomuzda daha paylaşacağım sizinle. Bu pedikül vidaları dediğimiz vidalarla omurgayı da tutturma yoluna gidiyoruz. Şöhret Hanım'ın bu omurlarının üçü kaydığı için, beraberinde de iki bölgeden de fıtık ameliyatı olduğu için biz hem 1'e, hem 2'ye, hem 3'e, hem 4'e, hem 5'e iki taraflı 10 vida koyduk. Yani bir bakıma belini tekrardan inşa ettik, yaptık diyelim. Ee, ve o tabi stabilite olduğu zaman ayağa kalkabildi. Şurada oturayım mı sizi göstereyim mi? Hiç oturamıyordum. Ne koltukta ne sandalyede. Toplam iki taraflı olduğu için 10 vida koyduk. İşte burada 10 vida gözüküyor ve o kaymaların düzeldiği gözüküyor. Artık o eskisi gibi e, enfeksiyon bulgularının olmadığı gözüküyor. O nedenle de hastamız bir gün sonra sağlıkla yürüyebildi. Bugün üçüncü günü ameliyatımın daha da çok iyi olacağım inşallah. Bel ağrıları oldukça yaygın yaşanan bir sağlık sorunu. Tekrarlayan bel ağrısı varsa, bu bel ağrısı bacağa vuruyorsa, basit analjeziklerle atıyorum bir ağrı kesici aldık geçmiyorsa mutlaka bir hekime gitmekte fayda var. Tabii bu eğer çok çok şiddetli ayakta uyuşma, güçsüzlük yapıyorsa bunu da acil yapmak gerek. Bu dikişsiz bir operasyon, mikrocerrahi dediğimiz. Omurilik darlıkları cerrahi tedavide en çok fayda gören hastalar. Hatta öyle ki biz ameliyat yapıyoruz. Ameliyattan hemen 3-4 saat sonra hastayı yürüttüğümüzde hasta hemen diyor ki: "Ya hocam bu eskiden bak bu bacağım benim yürümezdi. Bastığımı hissetmezdim. Şimdi kan gelmiş." diyor. Yani bize bunu direkt ifade ediyor. O yüzden genelde cerrahiden en çok fayda gelen gruplardan biri bu omurilik darlığı olan hastalardır. Eğer ki böyle bir hasta bize gelmedi ya da geldi biz ona cerrahi önerdik ancak olmadı. E maalesef bu süreç ilerleyici demiştik. Hasar yani omurilik sinirlerinde hasar oluşturur. Ee, ve bu geciktiği için de ameliyat olmadığı için de kalıcı hale gelir. İleriki aşamada gelmiş olsa bile biz ameliyat yapsak bile maalesef bu kalıcı hasarı e, gideremeyebiliriz. O nedenle e, özellikle yürüme ile ilgili belde, bacaklarda hissizlik şikayetleri sizlerde varsa gecikmeden bir beyin cerrahi hekimine müracaat ediniz. Yani kısaca... Omurilik kanalı tedavi edilmezse kalıcı hasar bırakabilir.